81 ilde tüm emeklilere ücretsiz. Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur ve bütün emeklileri sevindirecek gelişme, emekliler artık tek kuruş ödemeyecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve diğer tüm emekliler için müjdeli bir haber SGK'dan geldi. Bu yeni uygulama, 81 ildeki tüm emeklileri ilgilendiriyor. Artık ücretsiz yaralanabilecekler. İşte tüm detaylar. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha uygun fiyatlarla ve daha kolay ulaşmalarını sağlamak için yeni bir uygulama başlattı. SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası, GSS, kapsamında karşılayacağını duyurdu. Böylece emekliler, Türkiye genelindeki tüm kaplıca tesislerinden faydalanabilecek. Ancak, ücretsiz kaplıca tedavisi alabilmek için emeklilerin sağlık kurumlarından bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekim tarafından verilen sağlık kurulu raporunu almaları gerekiyor. Bu rapor ile emekliler kaplıca tedavilerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık kurulu raporu alan emekliler, kaplıca tesislerine 5 iş günü içinde başvurarak 6 ay geçerli olacak sevk belgesi alabiliyor. Ayrıca, emekliler kaplıca tedavisi için yol giderlerini SGK'dan talep edebilirler. İl içi sevkler için günlük 23 Türk Lirası, il dışı sevkler için ise günlük 46 Türk Lirası yol parası ödeniyor. Seyahat masraflarını SGK'ya sunan emekliler, yol desteği işlemini tamamlamış oluyor. SGK'nın bu uygulaması, emeklilerin sağlık hizmetlerine daha kolay erişmelerini ve kaplıca tedavisinin faydalarından daha geniş bir kesimin yararlanmasını amaçlıyor. Kaplıca tedavisi, romatizmal hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, sinir sistemi bozuklukları, solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi sorunları gibi birçok hastalığa iyi gelmektedir. Ayrıca stresin azaltılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve kan dolaşımının düzenlenmesi gibi birçok fayda da sunuyor. Emekliler bu ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanmak için en yakın sağlık kurumuna başvurabilir. SGK'nın resmi internet sitesinde kaplıca tesislerinin detaylı listesi ve bilgileri bulunuyor kaplıca tedavisine uygun hastalıklar arasında böbrek ve idrar yolu hastalıkları, midel bağırsak rahatsızlıkları, cilt sorunları, solunum yolu hastalıkları, nörolojik ve travmatik problemler, spor sakatlıkları ve romatizmal hastalıklar yer alıyor. Tedavi süresi için 30 seanslık bir sınırlama bulunmakta olup, belirli teşhislerde ve sürekli tedavi gerektiren ciddi hastalıklarda bu seanslar SGK tarafından 30 seansın üzerine çıkabiliyor. Sigortalılar aldıkları sağlık raporunu takip eden 15 gün içinde tedaviye başlamak zorunda. Tedaviye ara verildiğinde ve bu ara 5 iş gününden uzun sürdüğünde SGK'nın masrafları karşılaması için yeni bir sağlık raporu gerekiyor. Tedavi yapılacak hastalıklar. Böbrek ve idrar yolu hastalıkları. Mide ve bağırsak hastalıkları. Cilt hastalıkları. Solunum sistemi hastalıkları. Nörolojik ve travmatik hastalıklar. Spor sakatlıkları. Romatizmal hastalıklar. Normalde 30 seanslık bir tedavi sınırı bulunmakla birlikte, sürekli tedavi gerektiren ve ağır seyreden hastalıklarda bu sınır aşılabilir. Örneğin, Parkinson, kalp krizi sonrası durumlar ve kronik solunum yetmezliği gibi vakalarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi seansları 30'u aşabilir. Sigortalıların sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içinde tedaviye başlaması gerekiyor. Bu süre aşıldığında tedaviye devam edebilmek için yeni bir rapor alınması gerekti. Tedavi başladıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilirse SGK'nın masrafları karşılaması için yeni bir rapor düzenlenmesi gerekiyor. Sağlık Kurulu raporu alınmalıdır ve bu raporun düzenlendiği gün dahil 5 iş günü içinde Kaplıca tesisine başvuru yapılmalıdır. Bu süre aşıldığında 6 ay içinde sevk belgesi alınması gerekmektedir. Yol giderlerinin ödenmesinde tedavinin sağlanabileceği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer baz alınmaktadır rapor veya sevk formunda refakatin tıbben gerekli olduğu belirtilirse, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçinin kalındığı belgelenirse, refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanmaktadır. SGK, her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapmaktadır. Kaplıca tedavisine ihtiyaç duyanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine başvurabilirler. Diğer tesisler ödeme kapsamına alınmamaktadır.